Arkadaşlar, hadi gidiyoruz. Nereye mi gidiyoruz? Bitkiler dünyasına. Hadi çabuk olun. Burası ne kadar da güzelmiş. Milyonlarca bitki olmalı burada. Rengarenk, tertemiz çiçekler. Çeşit çeşit meyveler. Sebzeler. Ağaçlar. Ne kadar da güzeller. Şimdi bu dünyanın çiçeklerini yakından inceleyelim. Nasıl olup da çoğaldıklarını öğrenelim. Hangi yöntemleri kullandıklarını görelim. Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki koca koca ağaçlar minicik bir tohumun büyümesi sonucunda oluşurlar. Peki bu minik tohumların nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Ben de bir zamanlar minicik bir tohumdum. Nasıl oluştuğumu ben de çok merak ediyorum doğrusu. Bir tohumun oluşabilmesi için bitkide bulunan dişi hücresinin bir başka bitkiden gelecek olan erkek hücreyle, yani polenle birleşmesi gerekir. Aa, ama bunu nasıl yapacaklar? Bitkiler hareket edemezler ki. Evet, bitkiler hareket edemezler. Ama Allah bitkilerin polenlerini bir başka bitkinin dişi hücrelerine ulaştırması için çeşitli yöntemler yaratmıştır. Polenlerin büyük bir bölümü rüzgarla taşınır. Bazı insanlar bundan pek hoşlanmazlar. Çünkü bu küçük tanecikler birçok insanın bahar aylarında alerjik rahatsızlıklar çekmesine neden olur. Baharda ben hep böyle olurum. Bir polen bir başka bitkinin yumurta hücresinin bulunduğu yere ulaştığında tohum oluşmaya başlar. Bazı bitkiler polenlerini bir başka bitkiye göndermek için özel taşıtlar kullanırlar. En çok kullanılan taşıt minik böceklerdir. Çiçekler böceklerin sevdiği besinleri üretir, hoş kokuları ve renkleriyle böcekleri kendilerine çekerler. Bu sayede polenlerini böceklere verirler. Onlar da bu polenleri başka çiçeklere götürürler.
çiçekler ve böcekler arasındaki ilişkiyi yakından incelediğimizde bu canlıların yaratılışlarındaki uyum daha iyi anlaşılır. İşte size bir örnek. Güney Afrika'da yetişen bu çiçek süsen çiçeğidir. Bu güzel çiçeğin besinine ve polenlerine ulaşmak taşımacı böcekler için çok zordur. Bakın, yaprakların altında uzun bir tüp var. Besin ve polenler bu tüpün en dibinde saklı. Polenleri taşıyacak böceğin bunlara ulaşabilmesi için uzun bir boruya ihtiyacı var. Uzun bir şişenin dibinde kalan suyu içmek için bizim kamış kullanmamız gibi. İşte bu çiçeğin polenine ulaşabilecek bir böcek. Bir hoverfly böceği. Sahip olduğu uzun borusu sayesinde çiçeğin en derin noktalarına ulaşabilir. Bu böcek bir helikopter gibi havada durabilir. Bir helikopterin güvenli iniş yapabilmesi için yol gösterici işaretler kullanılır. Peki, hoverfly böceğine de yol gösteren işaretler var mı acaba? Şimdi çiçeğin üstündeki beyaz oklara dikkat edin. Hepsi tek bir noktayı işaret ediyor ve hoverfly böceğine yol gösteriyor. Böylece hoverfly böceği doğru noktaya başarıyla iniş yapabiliyor. Şimdi bu izlediklerimiz hakkında biraz düşünelim. Çiçek şuursuz bir bitkidir. Gözü, kulağı, elleri, düşünmesini sağlayacak bir beyni yoktur. Buna rağmen üzerinde böceğe yol gösterecek işaretler vardır. Çiçek bu işaretlerden haberdar bile değildir. Böcek ise hiçbir bilinci ve aklı olmayan bir varlıktır. Buna rağmen onda da polenlere ve besine ulaşması için gerekli olan bütün özellikler bulunmaktadır. Çiçeği ve böceği birbiriyle uyumlu özelliklerde yaratan yüce Allah'tır. Allah her canlının sahip olduğu özellikleri bilir ve onlara en uygun özellikleri verir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah bu gerçeği bize şöyle bildirir. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ındır. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.